Ölü için feryat etmek ölüye zarar verir mi? Verir. Eğer ölü istediyse, mesela bazı kimseler ölmeden evvel e, çocuklarına ve akrabalarına ben ölürsem ağlarsınız değil mi? diyorlar. Ya da e, bazı bölgelerde ağıtçılar tutuluyor, kiralanıyor parayla ağlatmak için insanları ağlama uzmanları bunlar. Ağıtlar yakıyorlar, ağlıyorlar, ağlatıyorlar. Ee, bu şekilde ee, eğer böyle bir şey istediyse o zaman ağlayanlar ağladıkça ölüye, kabirde azap edilir diyor Peygamberimiz. Hadis var bununla ilgili. Ee, yani ölünün kabahati nedir? Hadisin şerhinde muhaddisler demişlerdir ki ölü ölmeden evvel böyle bir şey istediyse, böyle birisi idiyse azaba uğrar. Ağaççıların adından dolayı. Yoksa kendisi istemediyse وَلَا تَزِرُ Kimse kimsenin günahını çekmez. Dolayısıyla da başkasının günahında ona ne? kendi istemediyse yani ağaççılar ağat yapıyorlar bir sürü bağırıp çağırıyorlar dizlerine vuruyorlar başlarına vuruyorlar ise günahı onlaradır. Kabirdekine azap edilmez bundan dolayı. Ama kendisi bunu söylemeli. Benden sonra böyle şeyler yapmayın. Zaten haramdır öyle dizine vurmak, saçına başını yolmak falan, yüzüne vurmak. Bu gibi hareketler haramdır. İsyan kapsamındadır. Kadere isyandır. Üzülür, ağlar ama isyan etmez Müslüman. Eğer e, ölü e, hayattayken böyle bir şey istediyse, onlar da yaptıysa ölüye azap edilir. Ama kendi istemediyse, fakat akrabalar yaptıysa kimse kimsenin günahını çekmeyeceği için ölüye azap edilmez.